Fon yatırım yapanlar ilk önce kendilerindeki risk seviyelerini ölçmelerine ihtiyaç var. Yani yatırımcı olarak ne kadar riski kabul eden bir yatırımcıyım. Yüksek getiri peşindeysem bu aynı zamanda yüksek risk aldığım anlamına gelir. Şöyle örnek verebiliriz. Hisse senetleri yatırımı riskli yatırımlardır. Hisse senedi yatırımı yapmak isteyen bir yatırımcı Türkiye'de Borsa İstanbul'dan bir hisse senedi alacak. Bunu tercih ederken ilk önce bir makroekonomik yoruma, daha sonra ülke yorumuna, daha sonra sektör yorumuna ve sektör içerisinde hangi şirketin tercih edilmesine varana kadar bir dizi analiz yapılmasına ihtiyaç var. Bu bilinç düzeyine sahip olmayan bir yatırımcı için doğrudan bir hisse senedini almak belki riskli bir tercih olabilir. Fakat bu işte kurumsallaşmış, gerekli izinleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış, denetlenen, kontrol edilen bir fon benim paramı hisse senedi yatırımı anlamında benden daha iyi yönetebilir. Veya ben faizle ilgili bir yatırım tercih ediyorum ama mevduat getirisi beni tatmin etmiyor. Tahvil bono piyasasında işlem yapmak istiyorum. Tek başıma piyasada işlem yapmak belki daha maliyetli olabilir ama fon olarak bu maliyetlerden kurtulma ve daha profesyonel bir yönetime kavuşma imkanı söz konusu olabilir. Birincisi, hangi varlıkta pozisyon almak istiyoruz? İçinde biraz hisse senedi olabilir, biraz altın olabilir, biraz döviz olabilir. Bu bütün seçenekleri değişik kombinasyonlarla önümüzde bulma imkanı var fon çeşitliliği içerisinde. Burada yatırımcıların risk tercihinden sonra, fon çeşidi tercihinden sonra dikkat etmeleri gereken en büyük husus fonun performansı. Yani diyelim ki ben düşük bir getiri, risksiz bir alternatif tercih ediyorum. B tipi fon alacağım. İçerisinde yoğun miktarda faize, kısa vadeli faize yatırım yapılmış bir fondan bahsediyorum. Bu fonun kendi içinde, o kıstaslar içerisinde bir kurumun fonunun diğer kurumun fonundan çok yüksek bir farklılığı olmayabilir. Ama işin içine hisse senedi gibi, altın gibi, petrol gibi değişik varlıkların konulduğu fonlar girerse burada fon performansı çok önemli. Yani ilgilendiğin fonun geçmiş dönemdeki performansı nedir? Diğer fonlar neler yapmışlar? İlgilendiğin fon nasıl bir performans göstermiş? Elbette geçmiş dönem performansı tek başına kriter değil ama en azından yatırımcıya o fonun nasıl yönetildiğini gösterebilecek bir rakam. Eğer biz kafamızda hangi fon çeşidine yatırım yapmaya karar verdiysek bir sonraki adımda yapmamız gereken tek şey ilgilendiğimiz fon kısmında bütün fonların gösterdiği performansların dönem dönem 1 yıllık, 5 yıllık, 3 aylık, 6 aylık kriterlerini, performanslarını izlemek olmalı. Elbette ki yüksek getiri sağlamış fon peşinde olmak gerekiyor. Bir de fon giderlerini takip etmek lazım. Yani fonun performansı yüksektir fakat değişik giderler fonun içinde olabilir. Bu net getiri anlamında o fonun performansını da bir miktar aşağı çekiyor olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var.